Peki şimdi Aziz Yıldırım'ın yaptığı özel açıklamalarla ilgili hemen bir yorum alacağız. Aspor yorumcusu Gürcan Bilgiç telefon hattımızda. Gürcan Bilgiç, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Ezgi. Herkese selamlar. Çok teşekkürler. Aziz Yıldırım'ın çok çok önemli açıklamalarını az önce ekrana getirdik. Sizin burada dikkat çekmek istediğiniz noktalar nelerdir acaba? Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı Fenerbahçe'de. Ve bir süre içinde de en çok Galatasaray'la mücadele etti şampiyonluk yarışında. En çok Galatasaray şampiyonluğu gören de başkandır. Aynı zamanda kendisinde var 6 şampiyonluğu. Ve bu süreçte bugünkü Fenerbahçe Galatasaray mücadelesinde, ki sadece Fenerbahçe değil, Ankara Demirspor da var, Gençler Birliği de var, Trabzonspor da var. Bu 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması konusunda yapılan itirazlarda ya da aranan haklarda. Ama bugün biz öğlen de yayındaydık. Aziz Başkan'ın 2017 yaptığı bir konuşmayı, Divan Kurulu'nda yaptığı bir konuşmayı gündeme getirdik. Bunu Galatasaray Kulübü de kendi açıklamalarında kullanarak Fenerbahçe'ye karşı argüman olarak niteledi. Aziz Başkan'ın bundan çok rahatsız olduğu ve çok sinirlendiğini gördüm ben röportaj sırasında. Ve gayet açık bir şekilde de 2014'ten itibaren bu şampiyonluklarının sayılması için çalışmalara başladıklarını, belge topladıklarını, bilgi topladıklarını ve mevcut Ali Koç yönetiminde bunları geliştirerek bugünkü duruma getirdiğini ifade etti. Diğer taraftan Galatasaray'la yaptığı mücadelelerde elbette çok şey gördü, çok şey duydu, çok şey de yaşadı Aziz Başkan. Biliyorsunuz 2006'da son hafta şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran takımın başkanıydı. Denizli maçı. O Denizli maçının 16 dakika uzaması, maçın hakemi, yaşananlar, bunları çok iyi bilen kişi olarak rakip olduğu olarak gördüğü kulübün dinamiklerinin hangi güçlere sahip olduğunu, neler yapacağını da çok iyi biliyor. Ahmet abi orada seyrettim programı, biraz sert çıkış yaptı ama yapmasın. Çünkü o da biliyordur başka şeyler, başka dinamikler. Burada kimsenin emeğin alanı terine kimsenin bir laf ettiği yok. Sadece başkalarının alın terini, emeğini gasp etmeye, onlar üstünden kendine çıkar sağlamaya çalışanlara edilen laflar var. Bu kadarını söyleyeceğim ben. Ahmet Hocam, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sevgili Gürcan, konuşmamda bence hiçbir saygısızlık yoktu. Ki benim bütün camialara saygım çok büyük. Ama başkalarının alın terine saldırılması benim alın terime saldırılmış kadar rahatsız eder. Şimdi 2006 Denizli maçından bahsettin, sen bahsettin. O maçın hakeminden bahsettin. O maçı canlı izlemedim ama maçın her dakikasını çok iyi biliyorum. Neden, ne şekilde 16 dakika uzatıldığını biliyorum. Hele o maçın hakemi, istiyorsan isim de verebilirim, Selçuk Dereli. Aslanlar gibi bir maç yönetmiştir. Onun da alın terine kimse haksızlık etmesin. Ben yaşamımı saygı üzerine kurdum. Herkese o saygıyı gösteriyorum. Bildiklerime hiç değinmeden lütfen herkes de diğerlerinin bütün haklarına o saygıyı göstersin. Teşekkür ederim. Tabii ki Selçuk Hoca o gün maçı oynattı. Fakat o günkü maçla ilgili hakem hocalarının, futbol otoritelerinin söylediği şey, o maçın oynanmaması, hakem tarafından tatil edilmesi gerektiğiydi. Bunu da Ahmet Hocam'a hatırlatayım. İyi akşamlar diliyorum size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler Gürcan Bilgiç, değerli yorumlarınız için. Şimdi tabii şunu merak ediyoruz. Acaba bu konu nereye gidecek Ahmet Hocam? Yani sizin de söylediğiniz gibi artık şampiyonluk yolunda çok kritik bir sürece girildi. Bir taraftan da yöneticiler arasında böyle demet savaşları başladı ama sonucu nasıl olacak tabii ki bu merak ediliyor. Hocalarımızı burada daha iyi konularla ağırlamak kesinlikle isterdik. Kesinlikle tabii ama ki saha içine konuşmak istiyor gönül gibi, ama. Nur topu gibi bir çocuğumuz daha oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe arasında zaten bir çekişme var. Şimdi Galatasaray ile Aziz Yıldırım arasında bir çekişme daha oluştu. Nur topu çocuğumuz dediğim tamamıyla bu. Bakın, kavgadan hiç kimse fayda görmemiştir. Eğer biz futbol konuşuyorsak, FIFA'nın, UEFA'nın birinci düsturu eğer ırkçılığa karşı
çıkmaksa bunun önüne insanlara saygıyı koyuyorlar. Biz birbirimize, birbirimizin alın terine, emeğine o saygıyı göstermiyorsak zaten sonuçta bizim gelebileceğimiz bir noktada yok. Futbol o kadar güzel bir oyun ki bu oyunun keyfini çıkaracağımız yerde ne güzel ilk bölümde sahanın içini konuştuk. Hepimiz mutluyduk. Şimdi sağ dışına çıktık. Mutsuzuz. Peki ben sizi sağ içinde kalmayı tercih ediyorum. Ben sizi yeniden sağ içine çekeceğim o zaman. Aziz Yıldırım'a ne gibi yanıtlar gelecek? Bunu göreceğiz. Aziz Yıldırım konuşmasında takımla ilgili bir şey söylemedi. Yani teknik direktör değişikliğiyle ilgili, mevcut başkanın performansıyla ilgili ya da yapılan transferlerle ilgili. O yüzden bunları isterseniz biz şimdi burada konuşalım. Malumunuz milli arada teknik direktör değişikliği gerçekleşti Fenerbahçe'de. Erol Bulut gitti, Emre Belözoğlu geldi. Şimdi Fenerbahçe'de tabii ki Emre Belözoğlu ile birlikte neler değişecek? Bunu detaylıca konuşacağız ama milli ara sıkıntısını Fenerbahçe ciddi anlamda yaşadı. Çünkü çok fazla oyuncusu milli takımlara gitti ve bir taraftan da çok ciddi Covid vakaları yaşandı. Bu yüzden de Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra aslında takımla tam bir idman yapamadı. Bunu soracağım, bunu konuşacağız ama bir bağlantımız daha varmış şimdi, arkadaşlarım beni uyardı. Turgay Demir telefon attığımızdaymış. Turgay Demir, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Ezgi Toper, Ahmet Hoca'ya, Toraman'a, Nobre'ye, bizim eskilere de selamlar buradan. Evet, hemen size de sormak istiyorum. Buyurun, Aziz Yıldırım'ın açıklamaları ile ilgili neler söylersiniz, nelere dikkat çekersiniz? Önce şunu söyleyelim. 3 yıl sonra ilk röportajını Aspor'a vermiş olması bizim açımızdan önemli bir şey. Arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Aziz Yıldırım'ın konuşmalarında birçok şey var ama benim en çok hoşuma giden tarafı hani kimse bunu anlamıyor dediği taraf var ya, aslında çok doğru bir şey, çok basit söylüyor. Diyor ki, bunu rahmetli Cenk abi farklı boyutuyla yapmış. Diyor ki, Fenerbahçe Kulübü Futbol Federasyonu'na şu soruyu sorar. Der ki, falanca filanca yıllardaki şampiyonunuz kimdir der. Federasyon doğal olarak o senin Türkiye şampiyonunu ilan ettiği takımları söyler diyor. Onaylar diyor. Çok doğru bir şey. Yani federasyon o yıllarda Türkiye şampiyonu diye kupa vermiş. Kupa vermiş yani. Üstüne şey yazıyor. Türkiye şampiyonu diyor. Atıyorum mesela Beşiktaş 2 sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, eski adıyla Şampiyon Kulüpler'e gitmiş. Dolayısıyla Aziz Yıldırım hani onu anlayamazlar dediği, ki o da 30 yıldır mücadeleyi veriyor, dediği budur. Federasyona soracaksınız, bu yılların şampiyonu kimdi, Türkiye şampiyonu? Federasyon diyecektir ki işte falanca yıl, Fenerbahçe filanca yıl, Beşiktaş falanca yıl, Galatasaray diyecektir. Burada en önemli ayrıntı yine söylüyor ki, geçen akşam ben de bunun konusunu yaptım. Bu şampiyonluklar para hesabına katılır mı katılmaz mı? Bence katılmaz. Hani paranın bir bölümü, yayıncı kuruluştan gelen paranın bir bölümü şampiyonluk sayılarına göre dağıtılıyor ya. Bence bu hesaba katılmaz çünkü o yıllarda futbolda para yok. O yıllarda futbolda para yok. Bu tartışılabilir. Fakat bu şampiyonlukların sayılıp sayılmaması bir şey tartışılmaz çünkü 1850'den beri İtalyanlar sayıyorsa, İngilizler sayıyorsa 1902'den beri buna itiraz etmenin bir anlamı yok. Ama bizdeki itiraz zaten şampiyonluk sayısı değil. Bugün o bölümde Galatasaray'ın 9 şampiyonu olsa, Fener'in 1 olsaydı, bugün biz Fenerbahçe'nin itiraz ettiğini, Galatasaray'ın da bu şampiyonlukları kabul ettirmeye çalıştığını görecektik. Yani mesele para kavgasıdır. Para kavgası dışında bu şampiyonlukların yıldızlara eklenmesi kaçınılmazdır. Bugün olur, yarın olur. Ben rahmetli Cenk abiyle beraber o mücadeleyi vermiş olan biriyim. O günden beri de ağzından B'sini inceliyorum. İki cümle edeceğim. Birincisi şu diyorlar. Efendim 1959'dan önce profesyonellik yoktu. Şimdi Nobre oradaysa o da söylesin. Dünyada yoktu. Dünyada yoktu profesyonellik. İngiltere dışında hiçbir yerde yoktu. Yani o zaman konu profesyonellikse bugün basketboldaki bütün kupaları iptal edelim. Niye? Hepsi amatör. Bir başarı amatör ya da profesyonel diye ölçülür mü? Ölçülmez. Yani para kazanmayla ölçülmez. Siz diyorlar ki efendim 59'dan önceki şampiyonalarda 4 tane İstanbul, 4 tane Ankara, 4 tane İzmir takımı var diyorlar.
Ben diyorum ki arkadaşlar,